Merhaba arkadaşlar. Bu derste spor konusunu öğrenirken Jake'in eğlenceli ve macera dolu hikayesine katılacaksınız. Basketbol, futbol, yüzme ve tenis gibi popüler sporları keşfederken yeni kelimeler ve sporla ilgili terimler de öğrenmiş olacaksınız. Bu hikaye sayesinde spor kelimelerini sadece ezberlemekte kalmayacak, aynı zamanda eğlenceli bir macerayla birlikte hafızanıza kazıyacaksınız. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Jake'in büyük spor macerası. Sporun diliyle tanışma. Jake, 7. sınıfa giden, spora karşı çok fazla ilgisi olmayan ama öğrenmeye meraklı bir öğrenciydi. Arkadaşları spor yaparken genellikle onları kenardan izlerdi çünkü kendisinin sporda yetenekli olmadığını düşünüyordu. Bir gün okula bir duyuru asıldı. Join the school sports club, improve your fitness, learn new skills and have fun. Yani okul spor kulübüne katılın, formunuzu geliştirin, yeni beceriler öğrenin ve eğlenin. Jake ilk başta tereddüt etti. Ancak arkadaşları onu teşvik edince katılmaya karar verdi. Böylece spor dünyasına ilk adımını attı ve yeni becerilerle dolu bir maceraya atılmaya hazırdı. Birinci hafta basketbol, ilk mücadele ve yeni kelimeler. İlk hafta spor kulübünde öğrenciler okulun basketbol kort yani basketbol sahası etrafında toplandı. Bay Thomas, kulübün koçu, sporla ilgili temel bilgileri paylaşarak çocukları motive etti. Basketbol is a game that combines physical strength, strategy and teamwork. It teaches discipline, coordination and focus. Yani basketbol Fiziksel güç, strateji ve takım çalışmasını birleştiren bir oyundur. Disiplin, koordinasyon ve odaklanma öğretir. Jake için basketbol zor görünüyordu ama koçunun söyledikleri ona cesaret verdi. Bay Thomas öğrencilere basketbolun temel terimlerini tanıttı. Dribbling yani top sürme, passing pas verme ve shooting yani şut atma basketbolun temel hareketleriydi. Dribbling topu kontrol etmek için önemlidir ve passing takım arkadaşlarınızla uyum içinde hareket etmenizi sağlar dedi. Jake topu sürmeyi denedi ama ilk birkaç seferde topu kaybetti. Arkadaşı Mike ona Practice makes perfect. Keep dribbling and you'll get better at controlling the ball. Yani pratik mükemmelleştirir. Top sürmeye devam et. Top kontrolünde daha iyi olacaksın diyerek moral verdi. Jake her denemede biraz daha iyi oldu. Ve sonunda bir layup shot yani turnike atışı denemeye karar verdi. Bu onun için zor bir hareketti. Topu potaya doğru atmaya çalışırken target, hedef, aim, nişan almak gibi kavramları öğrendi. İlk şu kaçırsa da arkadaşları onu alkışladı ve good job Jake you are improving your shooting skills yani iyi iş çıkardın Jake şut yeteneklerin gelişiyor dediler. Bir exercise alıştırma yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle doldurun. Jake is practicing bla bla yani boşluk to move the ball on the court. Yani Jake topu on the court. Sahada move hareket ettirmek için practicing bir şey yapıyor. Ne yapıyor? dribbling yani top sürme yapıyor. In basketball bla bla is important to pass the ball to your teammates. Yani basketbolda is important bir şey önemliymiş. Ne önemli? To pass the ball to your teammates takım arkadaşlarına topu pas atmak için önemli olan bir şey var. Bu nedir? Tabii ki passing yani pas atma. Jake'in basketbol sahasındaki ilk haftası ona spor yapmanın zorluklarını ama aynı zamanda heyecanını da tattırmıştı. Her şut, her top sürüşü ona güven kazandırıyordu. İkinci hafta futbol, strateji ve hız. İkinci hafta sıra futbol oynamaya gelmişti. Jake futbolun hız ve strateji gerektirdiğini duymuştu. Sakır futbol onun için tamamen yeni bir deneyimdi. Ve nasıl kick yani şut çekeceğini ya da pass pas vereceğini pek bilmiyordu. Bay Thomas futbolun temel kurallarını ve pozisyonlarını açıkladı. Goalkeeper kaleci, striker forvet, defender savunma oyuncusu ve midfielder orta saha oyuncusu. Futbolda iyi bir şut çekmek için Güçlü bir vuruş yapmanın önemini vurgulayan koç, "Kicking the ball accurately requires focus and strength. When you aim for the goal, visualize the ball going in." yani topa doğru bir şekilde vurmak odaklanma ve güç gerektirir. "Kareyi hedeflerken topun içeri girdiğini hayal edin. Visualize." dedi. Jake topa vurmayı denedi ve bu sefer topun kontrolünü daha iyi sağladı. Koç ona, "Well done, Jake." Keep aiming for the goal. Remember, soccer requires both agility and endurance. Aferin Jake, kaleye nişan almaya devam et. Unutma, futbol hem çeviklik hem de dayanıklılık gerektirir diyerek onu destekledi. Bir egzersiz daha yapalım arkadaşlar. Doğru seçeneği seçelim. In soccer, futbolda the bla bla defends the goal. Yani defense savunur, korur. Nereyi? The goal. Kaleyi. Kaleyi kim korur? Striker mı? Yani forvet mi? Goalkeeper mı? Defender mı? Goalkeeper, kaleci, defender, savunma oyuncusu. O zaman cevabımız tabii ki goalkeeper. Jake practiced bla bla to score a goal. Yani Jake bir şey yapmış, ne yapmış? To score a goal. Gol atmak için bir şey yapmış. Dribbling mi? Top sürmeydi. Bu basketbolla ilgiliydi. Kicking mi? Nedir kicking? Şut atma. Doğru. Shooting bu basketbol terimiydi arkadaşlar. Öyleyse cevabımız kicking to score a goal. Futbolun hem takım ruhunu hem de bireysel becerileri geliştirdiğini fark eden Jake takım arkadaşlarıyla teamwork yani takım çalışması yapmayı öğrendi. Futbol sahasında geçen bu hafta onun için bir dönüm noktası oldu. Çünkü fiziksel dayanıklılığını artırmayı başarmıştı. Üçüncü hafta yüzme, su ile tanışma ve güven. Üçüncü hafta Jake için tamamen farklıydı. Çünkü yüzmeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Swimming, yüzme onun için bir meydan okumaydı. Koç Bay Martin suyun üzerinde kalmak için floating yani su üstünde durma ve breathing nefes alma tekniklerini öğretti. Jake ilk başta biraz korktu ama Bay Martin ona Swimming is about relaxation and control. Breathe in deeply and exhale slowly to stay calm. Yani yüzme, rahatlama ve kontrolle ilgilidir. Derin nefes alın ve yavaşça vererek sakin kalın diyerek güven verdi. Jake birkaç denemeden sonra su üzerinde durmayı başardı. Koç Bay Martin good job now try moving your arms and legs in a coordinated way to propel yourself forwards this is called the freestyle stroke Yani iyi iş çıkardın. Şimdi ileriye gitmek için kollarını ve bacaklarını uyumlu bir şekilde hareket ettirmeye çalış. Buna serbest stil yüzme denir. Diyerek yüzme stilini tanıttı. Bir egzersiz daha yapalım arkadaşlar. Boşlukları doğru kelimelerle dolduralım. Bla bla helps Jake float in the water. Bir şey Jake'e yardım ediyor. Float in the water. Suyun üzerinde kalmak için neydi bu arkadaşlar? Yes, breathing helps. Yani nefes alma yardım ediyor suyun üzerinde kalmak için breathing. Jake learned how to use the. Jake bir şeyi nasıl kullanmayı öğrenmiş. blah blah stroke to move forward. İleriye gitmek için bir şey stiliydi arkadaşlar. Bunu kullanmayı öğrenmiş. Neydi? Freestyle stroke. Yani serbest stili kullanmayı öğrendi. Jake bu deneyimiyle yüzmenin sadece bir spor değil, aynı zamanda rahatlamanın ve kendine güvenmenin bir yolu olduğunu anladı. Ayrıca suyun içindeki hareketlerin ve nefes kontrolünün günlük hayatında da ona sakinlik katacağını düşündü. Dördüncü hafta, tenis, odaklanma, refleks ve hız. Dördüncü hafta tenis oynayacakları için çok heyecanlıydı. Tenis, Jake'in daha önce hiç oynamadığı bir spordu. Tenis koçu onlara tenis raketini nasıl tutacaklarını ve topa nasıl vuracaklarını öğretti. Jake topa vururken timing yani zamanlama ve reflexes refleksler konularında zorlandığını fark etti. Arkadaşı Lisa ona, "In tennis, it is important to keep your eyes on the ball and swing your racket with precision. The right grip and stance can make a big difference." Yani teniste gözlerinizi topa odaklamak ve raketinizi doğru bir şekilde sallamak çok önemlidir. Doğru tutuş ve doğru duruş büyük bir fark yapabilir." diyerek yardım etti. Jake topa vurmayı başardığında Lisa ona, "Well done Jake, you are improving your tennis skills and remember, tennis also builds stamina and hand eye coordination. Aferin Jake. tenis yeteneklerin gelişiyor ve unutma tenis dayanıklılık ve el göz koordinasyonu da kazandırır diyerek onu destekledi. Bir alıştırma daha yapalım arkadaşlar. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayalım. In tennis, teniste you use a... Ne kullanırsın bir tane? To hit the ball, topa vurmak için. Yes, racket. Yani teniste topa vurmak için raket kullanırız. Blabla bla is necessary, bir şey gerekli to track the boss movement yani topun hareketini track takip etmek için ne gerekli focus Jake tenis sahasında geçirdiği bu hafta boyunca odaklanmanın ve sabrın önemini daha iyi kavradı. Jake'in spor kulübünden sonuçları ve kazandıkları. 4 haftalık serüvenin sonunda Jake basketbol, futbol, yüzme ve tenis gibi birçok spor dalını deneyimleyerek kendine güven kazanmıştı. Her sporun kendine özgü kuralları ve teknikleri olduğunu öğrenmiş ve yeni terimler kazanmıştı. Spor onun için sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda azim, takım ruhu ve disiplin anlamına geliyordu. Bir final alıştırması yapalım arkadaşlar. Kelimeleri doğru bağlamda kullanarak bir paragraf yazın. Yani şimdi birlikte yazalım. Siz de aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Jake learned the importance of teamwork in basketball, the necessity of endurance in soccer, the calming effect of breathing in swimming and focus in tennis. Each support taught him something new, making him stronger and more confident. Now he feels ready to take on more challenges both on and off the field. Anlamına bakalım arkadaşlar. Jake basketbolda takım çalışmasının önemini, futbolda dayanıklılığın gerekliliğini, yüzmede nefes almanın sakinleştirici etkisini ve teniste odaklanmayı öğrendi. Her spor ona yeni bir şey öğretti. Onu daha güçlü ve daha kendine güvenen biri haline getirdi. Şimdi hem sahada hem de saha dışında daha fazla zorlukla başa çıkmaya hazır hissediyor. Yes, thank you very much friends. See you. Bye bye.